siyasi tutuklular açısından tecrit bu ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin genel olarak uygulamış olduğu, geçmişten beri uygulamış olduğu bir yöntem. Siyasi tutuklular söz konusu olduğunda toplumla bağların koparılması için böyle bir yaklaşım genel olarak benimsenmiş Cumhuriyet tarihi boyunca. Fakat son dönemlerde özellikle siyasi tutukluların sayısının giderek artması, aynı zamanda güncel siyasetin güncel siyaseti etkileyecek boyutlara ulaşması, keza İmralı'da özellikle Türkiye siyaseti üzerinde önemli rolü olabilecek, hatta siyasi birçok problemi özellikle başta Kürt sorunu olmak üzere çözebilecek etkinliğe sahip Öcalan'ın ve diğer tutukluların orada bulunmasından kaynaklı ne yazık ki işin ciddiyetiyle paralel olarak tecritin de boyutları arttırıldı. Giderek haber almama noktasına vardırıldı. Genel olarak eğer tecridi değerlendirecek olursak tecridin bir işkence olduğu tartışmasız. Genel olarak bütün dünyada hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan tecridin işkence olduğu kabul gören bir durum. Bu çerçevede baktığımızda özellikle aradan geçen bu uzun süreye rağmen hiçbir haberin alınamaması sadece ilgili şahıslarla sınırlı kalmıyor. Toplumun da önemli bir kısmı için işkence haline dönüştürülmüş bir uygulama olarak değerlendirebiliriz. Ya disiplin cezaları açısından düşündüğümüzde aslında bir şahsın tek başına olması durumunda nasıl bir disiplin cezasını gerektiren bir tutumu veya hareketi olabilir ki? Bu açıdan baktığımızda bunların keyfiliği tartışmasızdır. Bu bir aslında eğer bu disiplin cezalarının hukuki durumuna bakılacak olursa bir miktar aslında İmralı rejiminin kendi kurallarını kendisinin koyması olmasından kaynaklanıyor. Yani kendi kuralını kendin koyduğunda hiçbir hukuk kuralı da sizi bağlamaz oluyor. Şu anda yapılan uygulama kendisini bağlayan bir kuralın olmadığına inanan bir rejim uygulanıyor. Bu çerçevede baktığımızda bu disiplin cezalarının aslında hukuki açıdan veya hukukun üstünlüğü açısından değerlendirildiğimizde 5 paralık bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Tek başına tutulan bir insanın kesintisiz bir şekilde 3'er aylık veya 6'şar aylık disiplin cezaları gerekçe gösterilerek bu görüş hem avukatlarla hem aileleriyle görüşmelerinin engellenmesi hukuki bir nedene dayanmıyor. Tamamen toplumdan soyutlama, tamamen Türkiye siyasetinde iktidarın yapmak istedikleri veya yaşama geçirmek istedikleri keyfiliklerin uygulanmasıdır. Böyle değerlendirmek en doğrusudur. Ortada bir hukuk beklentisi içerisine girmeyi de çok gerçekçi bulmuyorum. Buna karşı nasıl bir yaklaşım gösterilir diye eğer bir soru yönelteceksek kendimize, son dönemlerde özellikle iktidar partisinin geliştirmiş olduğu politikalara baktığımızda büyük yalanlar tekrarlana gerçek gibi topluma benimsetiliyor. Yani belki Goebbels'in ruhuna rahmet okutacak kimi yaklaşımlar var. Bu çerçevede tecride karşı yaklaşımda da ben bu tecridin kesintisiz, sürekli ve en ciddi şekilde gündeme getirilmesinin belki önümüzdeki süreç açısından daha çözümleyici olabileceğine inanıyorum. Şimdi genel bir kabul var hukuk düzleminde. Kanun koyucuyu bağlayan hiçbir kanun olamaz. Bu çerçevede uygulamaları bu çerçevede değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum. Ama hukuki zeminde gerçekten ulusal ve uluslararası alanda hem mevzuat hem de oturmuş bir hukuki anlayışlar çerçevesinde doğru bir hukuk temelinde değerlendirdiğimizde bunların bu uygulamanın gayri insani olduğu tartışma her türlü tartışmadan uzak. İkincisi bu uygulamanın Türkiye'deki siyasal gelişmeleri etkilemek veya belirlemek amacıyla yaşama geçirildiği açık. Ancak tabii diğer açıdan baktığımızda da iç hukukta da böyle bir tecridin yeri yok. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında bu kadar uzun süreli hem ilgililer hem de toplum açısından işkence haline dönüştürülmüş
ve endişeleri ne diyelim sınırsız ölçüye çağırabilen can güvenliğini güvence olma can güvenliğinin güvence altına alınmasının ötesinde tam tersine risk temelli bu kadar tecridin hukuki bir yanını iç hukuk açısından da kabul etmek mümkün değil. Bu uygulamaların dayandığı herhangi bir geçerli mevzuat söz konusu değil. Tabii ki insan hakları hukuku açısından değerlendirdiğimizde işkenceyi olağan bir uygulama gibi değerlendirilecek hiçbir insan hakları hukukundan söz edemeyiz yani. Bir de uluslararası hukuk açısından bir de Türkiye'nin de imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından değerlendirdiğimizde AİHM'in bu çerçevede vermiş olduğu birçok karar var, benzer kararlar var. Bu uygulama kısacası hem iç hukuk açısından hem insan hakları hukuku açısından hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sözleşmesi kapsamında kabul edilemez uygulamadır. Neticede uluslararası hukukun yaşama geçirilmesini sağlayan güçler devletlerdir. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi olduğu veya imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi olan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasına dair farklı farklı adımlar söz konusu. Bunlardan biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının icracısı Avrupa Komisyonu'dur. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerdir. Bu açıdan baktığımızda devletlerin birbirleriyle ilişkileri her zaman insandan veya insan haklarından yana ne yazık ki olamıyor. Birbirleriyle olan ilişkileri daha çok devlet çıkarı, devletlerin çıkarları üzerine oluşturulmuş ilişkilerdir, temellendirilmiş ilişkilerdir. Ha, bu yönüyle baktığımızda İmralı üzerindeki tecrit Avrupa Konseyi ülkelerinin veya Bakanlar Komitesi açısından değerlendirecek olursak sıcak takipçiliği belki bu takibi öne çıkaracak ülkelerin aleyhine bile olabilir Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkiler açısından. Bu yönüyle birçok kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yaşama geçirilmesinde veya icracısında Bakanlar Komitesi'nin çok daha çekinik ve uluslararası ilişkilerdeki devletler arası çıkarlar esas alınarak bir yaklaşım içerisinde girildiğini söylemek mümkün. Kişisel yaşantımızda da bunları görüyoruz ne yazık ki. Tecrit her zaman bu ülkenin en önemli yaşama geçirmiş olduğu dramlardan biridir. Bu dramın önüne geçmenin imkansız olduğunu söyleyemeyiz. Bunun için ben hukuk çevreleri başta olmak üzere kurumsal veya bireysel olarak hukuk çevrelerinde bilinen kesimlerin duyarlılığını sürdürmesi, bu sorunu sürekli kesintisiz bir şekilde gündeme getirmesi, tartışılması, sonuçlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi, keza siyaset çevrelerinin de bu işi çok daha ciddi bir şekilde ele alması gerektiğine inanıyorum. Nitekim tecridin kalkması durumunda Türkiye'deki birçok problemin çözümüne katkıda bulunabileceği, demokratik çözümlerin geliştirilebileceği gerçeğini de geçmişten de gördüğümüz gibi bugün de görebiliyoruz. Keza bu bir toplumsal mesele. Toplumun da bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesinin sonuç alıcı olabileceğine inanıyorum.